Anlat bana bir parçacık. Ecdadımı anlat. Muhtacım o efsaneye. Tarihe masal kat. ...1301 yılında Trabzon'un fethinden 160 yıl önce Ordu Mesudiye'de kurulan Hacı Emiroğulları Beyliği'nin tarihini anlamak ve anlatmak için Doğu Karadeniz'i vatan yapan Çepni Türklerinin ana vatanına gidiyoruz. Amuderya ve Sirideya boylarından Pamir Dağları'nı aşıp Horasan'ı geçerek Anadolu'ya göç ettiler. Türk-İslam medeniyetini bölgeye getiren Oğuz Türklerinin Çepni boyunu çok iyi tanımak ve anlatmak gerekiyor. Oğuz Kağan destanına göre Oğuzların 24 boyundan biri olan ve Oğuz Kağan'ın oğlu Gök Han'ın soyundan geldikleri kabul edilen Çepniler, ünlü dil bilginimiz Kaşgarlı Mahmud'un Divan-ı Lügat-ı Türk'te belirttiği 22 Oğuz bölüğünden 21.'sidir. Değerli izleyenlerimiz, tarih tarihin yazıldığı yerde araştırılır diyerek devralen program olarak dünya coğrafyasında kültür ve medeniyet tarihimizin izlerini araştırıyoruz. Önemli bir yer Doğu Karadeniz'e Türkistan medeniyetini taşıyan, Trabzon'un fethinden asırlar önce burada beylik kuran, hatta Osmanlı'dan sadece 2 yıl önce önemli ilk dönem Anadolu Türk beylikleri arasında yer alan, Mesudiye'de kurulan Hacı Emiroğulları Beyliği 1301 yılında kurulmuştu. Bayramlı Beyliği'nin kurulduğu bölgedeyiz. Mesudiye'deyiz. Şu elimde gördüğünüz Hacı Emiroğulları Beyliği ile alakalı bir çalışmadır. Bu Türkiye'de bir ilk çalışmadır. Yöremizin değerli bilim adamı Sayın Necati Demir Hoca kendisine bunu bir iş edilmiş, dert edilmiş ve uzun yıllar dolaşarak, saha çalışmaları yaparak, efendim kaynakları tarayarak böylesine güzel bir çalışmayı geçirmiştir. Burası Mesudiye ve Ordu Türk tarihi bağlamında oldukça özgün ve özel bir yeri vardır. Gün boyu bunu sizlere anlatmaya çalışacağız. Hayırlı bir iş için çıktık yola. Baka kaldık sağa sola. Yüce Mevla'dan tek dileğimizdir. Gönüllerimize milli şuur dola. Gelecek yarınlara umutla bakalım. Karanlık günlere ışık yakalım. Bizim biz olmamız için geçmiş tarihimizi gün yüzüne çıkartalım. Şimdi biz Kaleköy'e Hacı Emiroğulları Beyliği ile ilgili çekim yapmaya gideceğiz. Ancak ben bunun kitabını yazdım. Burada elimde. İnşallah bunu milletimize sunacağım. Türk'ün tarihinde parlayan yıldız Hacı Emiroğulları Beyliği.
Yazık, kıymetini geç anladık biz Hacı Emiroğulları Beyliği. Resmi tarihte adları da yok, saymakla bitmez emekleri çok. Hilalin yanında haça yönelttiği ok Hacı Emiroğulları Beyliği. Geçmişini bilmez yoldan sapanlar, neslini tanımaz ondan kopanlar. Karadeniz'i bize vatan yapanlar Hacı Emiroğulları Beyliği. Haydar, ceddinin izinden giden, haklı çıkar hak davası güden. Bu bölgeyi bize emanet eden Hacı Emiroğulları Beyliği. Araştırmamız, belgesel çekimlerimiz devam ediyor. Mesudiye'deyiz. Birazdan beyliğin kurulduğu Kaleköy'e gideceğiz. Hacı Emiroğulları Beyliği'nin 1301 yılında kurulduğu Ordu Mesudiye Kaleköy'deyiz ve bizi muhtarımız, dernek başkanı ve ekip olarak bütün insanlarımız karşıladı. Muhtarım, selamun aleyküm. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Devletimizin en önemli temsilcisisiniz sizler, karşıladınız bizleri. Köyümüze hoş geldiniz öncelikle, bizi onurlandırdınız. Biz de inşallah sizi en iyi şekilde ağırlayacağız. Öncelikle buyurun bir... Gezdireceksiniz. Köy odamıza gidelim. Evet. Dernek başkanımız Muhsin Bey. Evet, sizinle biz hemen. Bakın, dernek başkanı İmam Bey burada mı? İmamımız da burada. Gel bakalım arkadaş şöyle. Evet, Hacı Emiroğulları. Hakikaten biraz durmak gerekiyor. Doğu Karadeniz'in bu güzel kenti Mesudiye'de kurulmuştu 1301 yılında ve tarihin ihtişamlı geçmişini yazmıştı Doğu Karadeniz'de. Dernek başkanımız. Evet, Muhsin Özdelice. Siz İstanbul'dan İstanbul'dan geliyoruz. İstanbul'daki köylülerimizi temsilen buradayız. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hocam, siz çok önemli bir yerdesiniz. Başkentte imamlık yapmak. Başkentte imamlık yapmak gerçekten güzel bir duygu. Burada köylülerimiz bize burayı anlattılar. Hacı Emiroğlu Beyliğini. Bize merak ettik. Gerçekten insan geçmişini canlandırmak. Kitap var. Türk Tarih Kurumu bastırmış. Evet. Efendim, Ordu Belediyesi, Haydar Bey, Hacı Emiroğulları hakikaten önemli. Önemli efendim. Çünkü yani insan hani geçmişini, ecdadına yani güncellenmesi, bilmesi önemli bir şey. Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin bölgesinde Türk-İslam medeniyetinin gelişip yayılmasında Oğuz Türklerinin Çepni boyunun çok önemli bir rolü vardır. Çepni Türkleri dendiğinde akla Anadolu'da kurulan ilk Türkmen beyliklerinden biri olan Danişmentliler gelir. Danişmentliler 1178 yılında Anadolu Selçuklularla yaptıkları savaşta yenilip tarih sahnesinden çekilir. Bu dönemde Danişmentlerin torunları Karadeniz'de her ikisi de kardeş çocukları olan iki beylik kurmuşlardır. Bunlar Tacettinoğulları Beyliği ve Hacı Emiroğulları Beyliği'dir. Hacı Emiroğulları Beyliği'nin ilk başkenti Ordu Mesudiye'nin Kaleköy'üdür. Her ağacın, her kayanın anlatacak bir hikayesi vardır Doğu Karadeniz'de. Heyecanla yüzünüzü yalayan, deli rüzgarlar eşliğinde, yeşil sessizliği keşfetmeye yönelmek ne anlamlı bir yaşam biçimidir. Sabahları kalın sis perdesini kuşanan ebedi vatan Anadolu.
Çepni Türklerinin ruhuna uygun coğrafyasıyla Doğu Karadeniz coşkusunu iç içe yaşadığı dağlardan, ormanlardan, çiçeklerden ve renklerden alır. Dağlık bir bölgede kurulmuş olan Çepni Türklerinin köyünün doğal ve sosyoekonomik yapısı yöresel mimariye yansımıştır. Mezar taşları bir medeniyetin manevi tapu senedi. Özellikle Türk İslam tarihinde mezar taşların ayrı bir yeri var. Kaleköy'deyiz. Hacı Emiroğulları Beyliği'nin kurulduğu yerde. Hacı Emiroğulları Beyliği'nin tarihine de ışık tutan 600 yıldan fazla geçmiş olan bir mezar taşı. Toplu şehitlikle ilgili bilgilerin verildiği mezar taşı. Burada askerler, yani kalede bulunan Hacı Emiroğulları askerlerinden bir kısmı ani bir baskına uğrar ve şehit olur. İşte bu abide, anıt, o günlerin anısını taşıyor. Köyde bir cenaze mezarı kazılırken, kazı yapılırken çıkmış bu taş. Fi şehri Rabiül Evvel senete 60 ve 40 ve 80 fi hicreti inne beviyye. Türkçesi peygamberimizin hicretinin 846 senesinin Rabiül Evvel ayında diyor. 15 Rabiül Evvel 846 Ağustos 1442 tarihini taşıyor miladi bu taş. Hacı Emiroğulları Beyliği'nin tarihine ışık tutan en önemli belge. Tıpkı Taceddinoğulları gibi danışmentlerin torunlarından olan Hacı Emiroğulları, 1301 yılında Ordu'nun Mesudiye ilçesinde kurulmuştur. Bazı tarihi kaynaklarda beyliğin adı Bayramoğulları olarak da geçer. Bunun sebebi beyliğin kurucusunun Bayram Bey mi yoksa oğlu Hacı Emir İbrahim Bey mi tam olarak belirlenememesidir. Şüphesiz Hacı Emiroğulları Beyliği'nin tarihsel önemi çok büyüktür. Hacı Emiroğulları kurulduğunda Pontus Devleti bölgeye hakimdir. Hacı Emiroğulları 1397 yılında Giresun'u fethederek Samsun'dan Trabzon'a kadar olan bölgeyi vatan yapmıştır. Pontus Devleti'nden 69 sene vergi almıştır. Şebinkarahisar. Evet. Şebinkarahisar. Oraya bağlıydı. Kazası Mesudiye, nayesi Mesudiye, kalyesi kale. Evet, Şebinkarahisar. Önemli. Ve Şebinkarahisar'ın vilayet olduğunun en önemli belgesi. Kaleköy mezarlığındayız ve Kaleköy mezarlığında tarihe ışık tutan o tarihi taşın bulunduğu mezarlıkta burası. Ama bu mezarlığın en önemli özelliği Doğu Karadeniz bölgesinde mezar üzerinde kümbeti olan tek mezarlık Kaleköy Emiroğulları'na başkentlik yapmış Emiroğulları Kaleköy'deki mezarlık. Doğup büyüme Kaleköylüyüm.
Biz çocukluğumuzda yağmur duasına gelirdi bütün köyler. Şurada otururduk. Yağmur duası ederlerdi filan. Buradan aşağı kafalar vardı, varmış içeride. Tavaradan Ahmet diyorlardı, şiş boyunlu bir Ahmet. İpine bağladılar. Buradan aşağı saldılar. Elinde bir yılan, yılanın kuyruğundan tutmuş böyle. Bir de kafayla beraber çıktığını biliyorum burada. Biz çocuktuk. Yani 41'de, 42'de okula gidiyordum ben. Kafa ve yılanı ne yaptınız? Yılanı tabii bıraktılar, serbest bıraktılar, öldürmediler. Kafayla işte mezarlığı ırmağa gittik. Irmakta yağmur duası yaptılar. Bağladılar, suya verdiler kafayı. İpine bağladılar. Tekrar aldık, getirdik. Buraya koyduk. Ben o zaman 12-13 yaşlarındaydım. Çocuktum. Biz buraya geldik. Haliyle şuradan bir delik var. Bu delikten aşağı beni salladılar aşağıya. İp bağladılar belime. El feneri verdiler. El feneri gidince aşağıda söndü. Sönünce ipi çektim. Beni yukarı aldılar. Bir ahire yine geldik buraya. İndik. Baktım ki şey yok. Su yok. Etrafı baktım böyle. Bir şey var. Set var. Tahta var. Tahtanın üzerinde kafalar var. Kaç tane kaba? 13 veya 14 o arada da. Kafalar vardı. Adamların dişleri falan sağlamdı hepsi. Öyle diziliydi. Aşağı girince de yerinde gösterebilirim. Şeyin, ne oldu o kafalar? Valla onu üniversiteler falan aldılar götürdüler. Şey yapmıyor. Bilmiyorum artık ne olduysa. Kayboldu gitti. Hacı Emiroğulları Beyliği'nin kurucusu olan Bayram Bey, beyliğin güneyindeki yüksek dağlar sayesinde cephe gerisindeki güvenliği kolay sağlamış, fırsat buldukça batıdan doğuya, güneyden kuzeye doğru sürekli akınlar düzenlemiştir. Bayram Bey döneminde 1313 yılında Maçka'ya, 1332 yılında Maçka'ya bağlı Hamsiköy'e, 1348 yılında ise Trabzon'a akınlar düzenlemiştir. Bayram Bey'in 1357 yılında öldüğü ve türbesinin Mesudiye'ye bağlı Kale Köyü'nde olduğu tahmin edilmektedir. Aralık 2018 tarihinde Kümbet'e girmiştik. Burada çekimler yapmıştık. Birçok kanalda yayınlanmıştı. Bugün tarihler 14 Haziran 2019, 2018 Aralık ayında çektiğimiz belgesel görüntülerle sizleri Kale Köyü'nden, tarihi mezarlıktan, Kümbet'in bulunduğu yerden baş başa bırakıyorum. Birlikte izliyoruz. Kaleköy tarihi mezarlığında bulunuyoruz şu anda. Hacı Emiroğlu mezarlığı burası. Bunu biraz da vurguluyorum. Bu gördüğünüz şu anda ağzı kapanmış olan kısım burada bulunan kümbetin giriş kısmı. Burası mutlak surette hem kazı yapmalı hem de onarılmalı. Çünkü Ordu bölgesinde İsmail Bey topu topu 3 tane kümbet var. Başka yok. Hilal biçiminde kemer bir dekor var burada. Buradan böyle giriyoruz. Evet, kemiklerde burada zaten. Ne diyorsunuz siz? Vay be. Ve burası Hacı Emir Beyliği'nin kümbeti. Ve üzerimiz yıkılmış ve mezar odası. Tarihe sahip çıkmak gerekiyor. Medeniyetimiz olan o kümbetler, türbeler, mezarlıklar, tarihi eserler, kaleleri korumamız gerekiyor diyoruz. Buradan Hacı Emir Beyliği'nin afadı, beyleri başta olmak üzere bütün aziz ecdadın Doğu Karadeniz bölgesine Türkistan medeniyetini taşıyan Bayramlı Beyliği, Hacı Emir Beyliği, beylerin, askerlerin, ecdadın ruhu için, Allah rızası için Mesudiye Kaleköy'deki kümbetin içerisinden sizleri Fatiha okumaya davet ediyorum. El Fatiha. Tarih, tarihin yazıldığı yerde araştırılmalı. Şu taşa bakar mısın? Ve işte tarihe sahip çıkılmalı. Tarihi olmayanların medeniyeti, geleceği de olmaz. Evet, işte görüyorsunuz ağaçlar, kümbet. Doğu Karadeniz bölgesinde Müzaffer tek hocam. Kümbet. Doğu Karadeniz fatihlerinin kümbeti, Bayramlı ve Hacı Emir Beylerinin türbelerini ziyaret ettik. İki kültür bakanı yetiştirmiş ordu. Buradan sitem etmek istiyorum o kültür bakanlarımıza. Bir manevi tapu senedi olan Kaleköy'e, Osmanlı'nın o kurulduğu yıllarda beylik kurmuş bir Kaleköy'e sahip çıkmalılardı. Bu kümbetler, manevi tapu senedi kümbetler restore edilmeliydi. Merhaba.
Merhabalar. Evet. Nasıldı buralar? Sizi bir tanıyalım. İsminiz? Ben Gale Köyü'nden Dursun Başalan. Benim gençliğim burada geçti. Buralar üstü bayağı bir şeylikti. Böyle gülübe gibi. Sonradan yıkıldı bunlar. İçinde hatta bir tabut tahtaları falan da vardı. Sonra tabii verane oldu buralar. Şimdi bu kale köyünde bulunan kümbetlerden küçük olanı, içi henüz bozulmadı duvarları. 91 yılında Turizm Bakanlığı tarafından buranın restoresi ve onarılması için bir ödenek ayrılmıştı. Ve ben o dönemde 17 yaşında olmama rağmen burada çalıştım. Buraların içi toprak doluydu. Biz toprağı temizledik. Bu zeminde o dönemde tahta döşeliydi. Bayağı kalın tahtalarla döşenmişti buralar. Tabii zamanla çürüyüp kaybolmuş ve duvarlar halen o günkü gibi duruyor. Ama o dönemde bir hafta çalıştık ve artık ne sebeplerden dolayı olduğunu bilmiyorum. Çalışma durduruldu. Muhtemelen odaya giriş olabilir. Tünel mi var ya? Nedir buraya indiniz? Burada kümbetimiz var. Şu anda diğer büyük kümbetimizi biraz önce çektiniz. Bu küçük kümbetimiz. İçi yaklaşık 3 metreye 3 metre tabanı ve duvarları halen sağlam. Muhtarım, burada bir tarih yatıyor. Tarih hazinesi yatıyor. Evet, tarihi maalesef sahip çıkılmadı. 91 yılında Turizm Bakanlığı buraya çalışma başlattı. Ben de 17 yaşında o dönem burada çalıştım. Nasıl, bütçe mi çıkardı? Bütçe çıkardı. Valla o dönem duyduğumuz 1,5 trilyon. Ne oldu sonra o para? Bir hafta burada çalışma yaptık. Sonrasını meçhul. Sene kaç? 91. 1991 yılında Kültür Turizm Bakanlığı'nda bakanlık yapan kim idi bilmiyorum. Ama buradan onun gözünün içine bakarak çağrıda bulunuyorum. Bir açıklama yapma lüzumu var. 600 yıllık bir tarihi geçmişin bulunduğu Kaleköy'de. Sayın Cumhurbaşkanımızdan, Sayın Turizm Bakanımızdan ve valimizden burayı onarmasını, restore edilmesini ve sahip çıkılmasını istiyoruz. Kaleköy'ünün turizme kazandırılmasını. Bu medeniyet, bu kültür bizim ortak değerlerimiz, buraya sahip çıkılsın. Burada müthiş bir hazinenin üzerinde bulunuyoruz. Burası 3 tane kümbet mezar ama bunların Karadeniz'de bir eşi daha yok. Bunların 2 katlı olduğu yazılı kaynaklarda ama üst katları şu anda belli değil. Şu anda benim bulunduğum mezarın üstünde duvar belli. Yani bunların ikinci katlarının emaresi üstünde hazır. Duvar orada. Duvarın biri duruyor. Bu mezarlar 2 katlı, alt katları altıgen şeklinde. Burada Hacı Emir oğullarına ait bu devleti yönetenlerin en ileri konumunda olanlar, mesela Bayram Bey, Hacı İbrahim Bey, İbrahim oğullarından İbrahim Bey, hatta Süleyman Bey, hatta bunun yanında diğer bazıları da burada, Kuşdoğan Bey de burada yatıyor diye kayıtlarda var. 1985 yılında buraya Ege Üniversitesi'nden bir arkeoloji grubu geldi, araştırma grubu. İlk önce onlar eştiler buraları. Bize düşen millet olarak tarihimize sahip çıkmaktır. Eğer bunu beceremiyorsak yazıklar olsun bize. Karadeniz'i sen boydan boya fethetmek için uğraşacaksın. 160 yılı buralarda uğraşacaksın. Dağların tepelerinde her tarafta şehit mezarları ile dolu olacak. Yeni yetişen nesil bunları bilmeyecek. Üstelik tarih kitaplarında da bulunmayacak. Şimdi tarihte araştırırken karşıma bir şey çıkıyor. Bizim o kadar Türk kavmi var ki bunların içinde peçenekler, uzlar, kumanlar, kıpçaklar, ya bir sürü Türk kavmini elin Hristiyanı Hristiyanlaştırmış. Tamam mı? Din yoluyla hepsini asimile etmiş, dillerini değiştirmiş, bizimle savaştırmış. Genleri bizimle aynı olanlar bizimle savaştı bu bölgede. Milattan önce ta 9. yüzyılda, 10. yüzyılda bu bölge Türk bölgesi. Milattan önce, şimdi çok önemli bir açıklama yapıyorum. Buna herkes dikkat etsin. Karadeniz dendiği zaman herkes diyor ki yahu diyor bu bölge Ermeninin Rumunudu, Yahudininidi, bilmem ne, ağzına geleni söylüyor. Yunanlınınıdı falan. Kardeşim öyle bir şey yok.
Tamam mı? Bunu herkes bilsin. Milattan önce 2350 yılında Anadolu'da kurulan beyliklerden birçoğunun içinde Türk beyliği var. Kökümüzü bilelim, sahip çıkalım. Hacı Emiroğulları beyliği bu toprakları vatan yapıp bize emanet eden insanlar. Kadrini bilelim, kıymetini bilelim. Çocuklarımıza aşılayalım, okullarda anlatalım. Biz Kaleliler buradaki tarihimizi koruma altına alabilmek için tüm Mesudiyeli'den, esnaflarından, muhtarlarımızdan, dernek başkanlarımızdan, aynı zamanda İstanbul'da bulunan hemşehrilerimizden imza toplayarak bütün makamlara dilekçelerimizi sunacağız, imzalarımızı sunacağız. Değerli izleyenlerimiz, önemli bir tarih yatıyor Kaleköy'ün o kümbetlerinin bulunduğu tarihi mezarlıkta ve burada da bir yol ve tünel gibi bir şeyi tespit etmiş bulunmaktayız. Yine bilgi alacağız. Merhaba, sizi tanıyalım. Ben Kaleköy sakinlerinden Dursun Başalan. Burada bir tünel görüyoruz. Buradan kaleye yol var diye bu eski büyüklerimizden ve gençliğimizde bunu duyduk. Ben kalenin içinde de o şeyi gördüm, buranın çıkış kanalını. Buradan kaleye yol olduğunu söylediler. Yukarı bir kaç metre? Bir kilometreden fazla. Fazladır efendim. Fazla. Benim tahminim bu kümbetlerin devamı. Bu kümbetlerin devamı. Çünkü şurada kesiliyor. Burada büyük bir medeniyet yaşamış. İnsanlar gelmiş, burada yerleşmiş. Ama bizim üzerimize düşen vazife burayı yeniden hayata kazandırmak. Kırk yıllık bir turizmci olmaz münasebetiyle de bir konuda da üzüntü duydum. Gelmediğim, görmediğim için kendimi affetmiyorum. Burada bir buram buram tarih kokan bir kale köyü ve şu anda kendi başına bırakılmış, yetkililerden ve yetkililerden tamamen ve tamamen hizmet bekler bir hale gelmiş. Ben fazla uzatmadan bir dörtlükle bunu özetlemek istiyorum. Kale köyünde sıra sıra kümbetler. Zaman zaman gelip gitmiş nice heyetler, yetkililerden ve yetkililerden kalıcı hizmetler bekler. Ecdat bizden Fatiha bekliyor ve toprağın altında yatanlar. Diyor ya şair, toprağı sıksan şüheda fışkıracak şüheda. İşte o tarihi taş, 1441 tarihini taşıyan ve buradan bulunan o taş, toplu şehitliği ifade eden savaş dönüşü şehitler adına dikilmiş önemli bir anıt taş, değil mi? O şehitler, şehitlerimiz, onların yüzü suyu hürmetine buradayız. Ve henüz o taşın yazıldığı dönemlerde Amerika keşfedilmemişti. Dünyada birçok devletçik, kendini dünyanın jandarması zannedenler, devlet bile değildi onlar o dönemlerde. Ama burada devlet vardı. Samsun'dan Trabzon'a kadar olan yörede Türkistan medeniyetini hakim kılmıştı. Bu kümbetlerin ve bu kalenin kayıtsız şartsız onarılması gerekir. Bu devlet yetkililerimize belki bu 1001. çağrımız 30 yıldan beri, ya benim şahsımın değil, Kaleköy Derneği'nin, Kaleköylüleri, Mesuliyet Kaymakamlığı'nın, bizlerin, hocaların, buraya gelip gidenlerin, burada yatan ya da başka yerlerde olan bütün şehitlerimizin, geçmişlerimizin ruhlarına Allah rızası için El Fatiha diyelim. Kaleköy demişler. Eskiden kale var Mansur'un da, onun için Kaleköy demişler. O kale nasıldı eskiden?
yapmışlar, öyle eski adamlar öyle duruyor. Yine yıkılmış birazları. Peki o mezarlıkta kümbetler nasıldı? Orada yağmur duasına gittin mi sen? Gittim, çok kasıldı. Çocukla ilk gittiğinde anlat, nasıldı o kümbetlerin olduğu yer? Yağmur duası dedi, hemen mezarlıktan gelmedi. Yağmur yağıyordu. Dua edildi. O kümbetin içine girdin mi? Girdim bir sefer. Ne gördün o kümbetin içinde? Şey, eskiden kafalar vardı, onlar hep kaybolmuş. İnsan kafaları vardı. Gördün mü sen kafaları? Gördüm. Hacı Emiroğulları Beyliği'nin kalesi, kümbetleri, çarşısı, medresesi, camisi, Kaleköy gerçekten geçmişte bir başkentti Hacı Emiroğulları. Nasıldı o saray kalıntıları? Duvar, dört duvar, aha böyle dört duvarıydı. Oradan define arayacağız din. Yıktılar, efendim ne bileyim ben, dağıttılar. Ne işi var definenin orada? Para arıyorlar işte, ne bileyim ben. Duvarları yıktılar sarayın. Evet. Yıllık bir Türk İslam toprağı olan Mesudiye bağlı Kaleköy civarında ve çevresinde gezimizi, tarih ve kültür gezimizi, incelememizi sürdürüyoruz. Şu anda Kaleköy mahallesine bağlı Saray Deresi sokağındayız. Saray da böyle bu mıntıkada olduğu için buradaki her nokta, her bastığımız yer tarih fışkırıyor, tarih kokuyor. Çok önemli, çok değerli bizler için. Şu anda hemen benim bana göre sol tarafımda olan bir taş var. Bu keşek taşı, keşek gibi diyorlar böyle bu yörede. Ama her yörede bunun işlevi farklı. Şuraya dikkat ettim, baktım. 1225, bu Rumi 1225, miladi olarak ise 1806 tarihine tekabül ediyor. Thank you.
Medeniyet tamiri bilat terfi ibadettir eskiler. Yani mimarisi, musikisi, sanatı ve sanat eserleri medeniyetin medeniyet olduğunu, uygarlığın en önemli unsur olduğunu anlatır. Ve bulunduğumuz burası Hacı Emiroğulları'nın beyliğinin sarayıydı ve sarayın kalıntıları hemen burada. Mekanla ilgili biz arkadaşlarla beraber araştırma yapıyoruz. Hem belgesel ekibimiz hem buradaki köy halkı, muhtar, dernek başkanımız İstanbul'dan buraya geldiler. Gördüğünüz gibi kalabalık bir ekiple bu araştırmayı yapıyoruz. Buradan da yetkilileri göreve davet ediyoruz. Arkeologlar, kültür adamları, tarihçiler bu bölgeyi mutlaka araştırsınlar. Şöyle bir baktığımızda meyve ağaçları var, farklı yaban ağaçları var ama meyve bahçeleriyle akıyor suyu var burada. Kale karşıda, yukarısı güvenlik içerisinde. Burası stratejik öneme sahip. Hacı Emiroğulları Beyliği ile ilgili Saray Deresi'ndeki saray kalıntılarının yanında bulunuyoruz. Tabi saray yıkılmış ama duvarları hala ortada. Burada bir miktar duvar var, bir miktar duvar şu yukarıda var ama şu yukarıdaki duvar daha büyük ve yüksek şekilde. Hacı Emiroğulları bu bölgede kaldılar, bu sarayda kaldılar. Burada diğer binalarının da olduğu muhakkak ki vardı. Hayvanlarını İmraur denilen yer var aşağıda, orada beslediler, baktılar. Ayrıca yukarıda B8'i denilen yerde bunların hamamları ve diğer evleri vardı. Şimdi buralar tabii virane olmuş. Sarayın çok büyük, şöyle böyle 7 dönüm, 8 dönüm arazisi var. Tarih, tarihin yaşandığı yerde yazılıp, araştırılıp, belgeselleştirmelidir diye buradayız. Ve burada muhteşem bir tarih yaşandı. Hacı Emiroğulları Beyliği'nin sarayı buradaydı. Ve gördüğümüz bu mekan ve duvarları bugün ayakta duruyor. Bu sarayda çok önemli kararlar alınmıştı. Bayram Bey'den sonra beylik idaresini Hacı Emir İbrahim Bey almıştır. Hacı Emir İbrahim Bey'in ilk faaliyeti 19 Aralık 1356'da Trabzon tekfuru 3. Alexios'un idam ettirdiği 14 Türk'ün intikamını almak olmuştur. Hacı Emir İbrahim Bey 13 Kasım 1357'de Canik Dağı'nın eteklerinden Maçka'ya bir sefer düzenlemiş ve Maçka'yı işgal etmiştir. Trabzon tekfuru 1. Basileus kızı Teodora'yı Hacı Emir İbrahim Bey ile evlendirmek için 13 Kasım 1358'de Giresun'a gelmiştir. Böylece Basileus, Hacı Emir İbrahim Bey'in Trabzon üzerine yaptığı baskıyı önlemeyi amaçlamıştır. Trabzon tekfurları, beyliklerle iyi geçinmek ve ayakta kalabilmek için diğer Türk beyleriyle de akrabalık ilişkileri kurmuşlardır. Trabzon Devleti'nin 1320'den sonra varlığını sürdürmesindeki en önemli etkenlerden biri de bu evlilikler olmuştur. Trabzon Tekfuru 3. Alexius, Hacı Emiroğulları üzerindeki baskısını kontrol edebilmek için Eudokia'yı Taceddin Oğulları Beyliği'nin başındaki Taceddin Bey'le evlendirir. Bu gelişmeler sonrasında Hacı Emiroğulları bir yandan Trabzon Devleti ile savaşırken diğer yandan da batı komşusu Taceddin Oğulları ile mücadele etmeye başlar. Taceddin Oğulları Beyliği bunun elinden bu toprakları almak için 12 bin askerle buraya saldırmak istiyor. Bu da kendi damatları olan Sivas Beyi, Eretna Beyi Kadı Burhanettin'e müracaat ediyor. Kadı Burhanettin de Taceddin oğullarına kendi Şeyhüslam'ını göndererek bu savaştan vazgeçmesini söylüyor. En sonunda onu ikna ediyor ama Şeyhüslam bu aradaki fırsattan faydalanarak yine 12 bin kişilik ordusuyla buraya saldırmak istiyor.
Taceddin oğullarının bu davranışı Sivas Beyi Kadı Burhanettin tarafından takip edilmektedir. Kadı Burhanettin, Taceddin Bey'i uyarmak için bir mektup yazıp elçiyle gönderir. Mektupta şu cümleler yazılıdır. Onların atalarından miras kalmış mülküne göz dikip düşmanlık ve kavga yolunu tutmuş, dostluk ve kardeşlik haklarını çiğnemişsin. Bu bana çok çirkin geldi. İyi huyundan ve temiz tabiatından beklenen şeylerin tersini yaptın. Taceddin Bey elçiye Hacı Emiroğulları topraklarına saldırmayacağına dair söz verir. Ama Hacı Emir İbrahim Bey'in hastalanmasını fırsat bilerek sözünden döner ve 12 bin atlıyla Hacı Emiroğulları topraklarına saldırır. Bu saldırıya Hacı Emir İbrahim Bey'in oğlu Süleyman Bey karşı koyar. Savaşın sonunda Taceddin oğulları büyük kayıplar vererek geri çekilir. Taceddin Bey savaş meydanında ölür. Bu olay üzerine Kadı Burhanettin ordusunu toplayıp Niksar'a gelir. Şehrin ileri gelenleri şehrin anahtarını Kadı Burhanettin'e teslim eder. Her iki beylik Kadı Burhanettin'in huzurunda saldırmazlık anlaşması yaparlar. Süleyman Bey Kadı Burhanettin'e bağlılığını bildirir. Bunun üzerine 1386 yılında Kadı Burhanettin, Reşadiye Kalesi'ni içindeki erzak ve kıymetli eşyalarla birlikte Hacı Emiroğulları Beyliği'ne bağışlar. Kaleköy'de araştırmamız devam ediyor. Bir medeniyetin izini araştırıyoruz. Hacı Emiroğulları Beyliği'ni araştırıyoruz Mesudiye Kaleköy'de. Hocam neler söylersiniz? Şimdi burada tanıtım tabelası, bilgilendirme totemi var gördüğünüz gibi. 2012 yılında benim başkanımda kurulan bir heyet tarafından bütün ordu dolaşıldı. Nerelere ne gibi tabelalar konulması konusunda çalıştık. Ortaya bu çıktı. Burada bakınız Türkçe var, İngilizce var, Rusça var. Siz 2012 yılında bir komisyon, o komisyonla ilgili bilgi verin lütfen. Ben o zaman ayrılmıştım görevden. Ordu'da Ordu Valiliği Aklın Yolu Birdir diye bir proje hazırladı. Bu proje oradaki tüm tarihi, kültürel, doğal özellikle yer, mekan ve alanların hepsini tespit edip oralara nasıl gidileceğini yollardaki şeyleri, noktaları bulunacak idi. Biz bulduk ve ortaya çok önemli bir hizmet sunuyor. Şimdi gerçekten şimdi bakın burası dört dil var burada. Orada zaten kaç tane kale var? Bunu onarın, kümbetleri onarın. Burası, bu köy, bu mıntıka benim bildiğim teknolojik tarımdan uzak kaldığı için toprak çok temiz. Bak yemin olsun burada hayvancı da süper yapılır, burada tarım da süper yapılır. Bu köy bir ekoturizm köyü haline getirmesi bölgeyi yani. Bir kült ekoturizm köyü, bir kültür tarih turizmi patlatır gider buralara. Şimdi buradan az ileride bulunan meşhur Kale-i Milas denilen. Buna orijinali bu yani Kale-i Milas. Bu kaleye gidiyoruz şimdi biz. Evet kaleye gidiyoruz ve kalede bayrak dalgalanıyor. Kalenin surları gözüküyor. Sizin çocukluk yıllarınızda nasıldı kale? Kale hocam ben asas bizim mahalle burası. He. Ben burası. Benim çocukluğumda bu kalenin duvarları daha çok yükseldi. Zamanla yıkıldı. Bu arada yıkılıyor yani. Sonra arkada bir büyük duvar vardı. Arkayı tamamıyla kapatıyordu. O duvar kendi haline uçtu gitti. Yıkıldı yani. Bir de bu ases kalenin ases duvarı arka tarafta. Fakat karşıdan gözükmüyor. Kale olduğu bile belli olmuyor. Arkasının temizlenmesi lazım ki oradaki o duvarın meydana çıkıp kale olduğu belli olsun. Sadece bu taraf gözüküyor. Bu kale bir danışmentli beyliği kalesidir. Birinci Anadolu Türk beyliklerinden biridir danışmentlileri ve
Malazgirt'in fethinden sonra kurulmuş olan en büyük beyliğinden birisiydi. Bu kale zamanın Trabzon Rum Devleti'ne doğru akınlar yapmak üzere bir nevi yapılmış olan gözetleme kalesi, karakol, savunma ne dersek diyelim. Ondan sonra torunları dediğimiz Hacı Emiroğulları'na geçmiştir. Bu kale Hacı Emiroğulları tarafından yaklaşık 150 sene kadar kullanılmış. Osmanlı döneminde ise 17. yüzyılda terk edilmiştir. Danişmetlerin 2. Kılıç Arslan, yani Anadolu Selçuklu Sultanı 2. Kılıç Arslan tarafından yıkılmasından sonra bir uç beyi olan Bayram Bey gelip burada kaleyi yurt tutarak, yer tutarak, burada sarayını yaptırıp, kümbetlerini yaptırarak buradan Anadolu'nun fethi işine devam etmiştir. Süleyman Bey, beyliğin yönetimini 1386 yılında babası Hacı Emir İbrahim Bey hastalanınca devralmıştır. Hacı Emir İbrahim Bey iyileşince beyliğin yönetimini oğlundan geri almak istese de bu gerçekleşmez. Hacı Emiroğulları Beyliği en parlak dönemini Süleyman Bey zamanında yaşamıştır. Bu dönemde 1403 yılında Hacı Emiroğulları Beyliği'nin sınırları Vakfı Kebir'in batısından Terme'ye kadar uzanmakta, Terme'den güneye, Niksar'ın doğusuna çekilecek bir çizgi, beyliğin batı sınırını oluşturmaktadır. Güney sınırı Kelkit Vadisi'ni takip etmekte, Koyulhisar, Şebin Karahisar, Alucra, Şiran ve Torulu dışarıda bırakacak şekilde Kürtün'e uzanmaktadır. Anlat bana bir parçacık, ecdadımı anlat. Muhtacım o efsaneye, tarihe masal kat. Hacı Emiroğulları'nın bu kale kapısından nice komutanlar gelip geçmişti. Nice insanlar, nice Mehmetçikler buradan gelip geçerek tarihe not düşmüştü. Onların izindeyiz. Eğer bir gün bu Hacı Emiroğulları Kalesi, şu anda bulunduğumuz kale onarılırsa herkes mutlu olacak. ...1300'lü yılların başlarında, belki de 1290'larda burada Türk İslam bölgesi yapıldı. Enteresandır ki bu Müslüman Türklerden önce burada yaşayanlar da Peçenek Türkleri ve fakat Hristiyan. Nereye bağlıydı? Trabzon Tekfurluğu'na, 6000 nüfuslu. Şurada görüyoruz değil mi? Ahşap çürümemiş değerli izleyenlerimiz. Şöyle. Asırlar geçtiği halde. Bak değil mi? Hemen kalede ve taşlar burada. Bir medeniyetin tapu senedi taşlar ve kaleler. Ormanlara bakıyoruz, çok sayıda fındık ağaçları ve kale girişinde bizi fındık karşıladı. Bu ham fındık değil. Öyle mi? Bu ham fındık değil. Bu Hacı Miroğlu ile fındık arasında ben bir irtibat görüyorum. Bunu önce hissediyordum, sonra fiilen ortaya çıktı ki burada bildiğimiz Karadenizlerin topladığı fındığı ta kendisi bu işte. Ham fındığı filan değil bu. Hacı Emiroğulları bölgeye fındık ekim dikimi getirerek Karadeniz'in kaderini değiştirmiştir. Hayvancılık ve ziraati geliştirip bölgenin kalkınmasını sağlamıştır.
kalenin içerisi. Siz buralarda araştırma yaptınız değerli hocam. Kaç dönüm burası? Neler var bu kalede? Benim araştırmalarıma göre burada 6 dönümlük bir yer olması lazım. Bunun içinde o zaman da binalar vardı. Burası askerlerin karargah kurduğu yer burası. Askerlere ait bir yer. İşte duvarları belli. 2-3 metrelik duvarlar, 5 metreye çıkan duvarlar. Her taraf çevrili bir vaziyette. Aslında öyle bir yere kurulmuş gibi o kadar müsait bir yer. Nereden baksanız korunaklı bir yer. Nereden bakarsanız bakın burada. Şu karşıki tepelerin herhangi birine birkaç asker koydukları zaman hem burayı koruyor, deminki gittiğimiz hem Saray Deresi'ni koruyor. Süleyman Bey'in ne zaman öldüğü ve kabrinin nerede olduğu bilinmemektedir. Süleyman Bey'den sonra beyliğin idaresi Hacı Emir Çelebi'ye geçmiştir. 1426'da 2. Murat, Yörgüç Paşa'yı Amasya'ya vali olarak görevlendirir. Yörgüç Paşa göreve başlar başlamaz çevredeki beylikleri Osmanlı'ya bağlar. Doğu Karadeniz'i vatan yapan Hacı Emiroğulları Beyliği de 1427'de Osmanlı'ya bağlanarak şerefli tarihimizde yerini alır. Sayın Valim, ben Karaköy'ü sakinlerinden Hayrettin Mert diyorum. Mümkünse şu kalemizin yolunu yaptırsanız çok iyi olur. Sizden arz ediyorum. Kaleye yol gelmiyor, vatandaşlar yarı yoldan dönüyor. Üst kat demiş yıkılmış depremde, Erzincan depreminde. Rahmetli babam öyle söylerdi. Ne varmış bu kalenin içinde? Bu kalenin içinde odalar varmış, böyle ev şeklinde. Küçük küçük odalar. Vakit, ikindi vakti. Şu an mescidin mihrabı hemen üstte. Arkadaşlarımız ekip olarak burada, tarih ve kültür araştırmacı ekibimiz, hemen ezan-ı Muhammediye'mizi birlikte dinliyoruz. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe Orta Karadeniz bölgesinin Türkleşmesi, Fatih'in Trabzon'u fethetmesinden 80-85 yıl önce Hacı Emiroğulları tarafından gerçekleştirilmiş ve Trabzon fethinin temelleri atılmıştır. Trabzon kuşatması sırasında Çepni beyleri ve bölge halkı Fatih'i destekleyerek ordusuna katılmıştır. Hacı Emiroğulları topraklarında yaşayan Çepniler, Trabzon'un 1461'de fethinden sonra doğuya doğru ilerlemeye devam etmişler, uygun buldukları bölgelere yerleşerek sahillere inmişlerdir. Değerli hocam, evet. Duyguluyuz. Ne söylersiniz? Evet. Evet, buram buram tarih kokan Kaleköy'ü. İlk defa mı geldiniz? Ben ilk defa geliyorum. Gelmediğim için de çok pişmanım, ayrıca da üzgünüm. Buram buram tarih kokan Kaleköy'ünde hakikaten bir kaleye rast geldik ki geçmişte vatan için, buralar için canını veren nerin ruhlarına Fatiha okumamak, onların hakkını iade etmemek bizim için bir borcumuz olur. Ben bu vesileyle bir dörtlükle sonuçlandırayım. Kale köyünde kale denilen yere gelindi. Bu güzelliği
Bizlere bahşeden büyüklerimizin değeri ve kıymeti bilindi. Sevgili Üstad İsmail Kahraman Bey tarafından geçmiş tarihimizin ta derinliklerine inildi. Yetkili ve yetkililere de buradan sesleniyorum. Lütfen, lütfen geçmiş tarihimize değer versinler. Lütfen geçmiş tarihimizi gün yüzüne çıkartsınlar. Ve gelecekte nesillerimiz bizlerin ne yaptığını görsünler. Gerçekten önemli bir nokta burası. TRT harekete geçmeli. Kültür Turizm Bakanlığımız harekete geçmeli. Çünkü burası Doğu Karadeniz bölgesinin manevi tapu senedi. Böyle olmamalı burası. Burası turizme, kültüre, tarihe kazandırılmalı diyoruz. Ben buradan başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Turizm Bakanımıza, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, gerekli valimize buranın onarılmasıyla ilgili gerekli çalışmanın yapılmasını rica ediyorum. Köyüm ve köylüm adına. Görevimizi yapmanın huzuru içinde, ecdada vefa borcunu ödemenin huzuru içinde biraz mahzun, biraz üzgün Kaleköy'deki Hacı Emiroğulları Kalesi'nden ayrılıyoruz. Bir başka Devralen programında buluşmak üzere Kaleköy'den, kaleden Allah'a ısmarladık değerli izleyenlerimiz. Asırlarca unutulmaya terk edilmiş, vefasızlığa uğramış Bayramlı Hacı Emiroğulları Beyliği ile ilgili tarih araştırmaları ve kültürel çalışmalar başlatılmış, Ordu ve Giresun Tarih Araştırmaları Merkezi tarafından panel ve çalıştaylar düzenlenmiş. Devletimizin ilgili ve yetkilileri bu çalışmalara sahip çıkıp destek olmuşlar. Tarihimizi bilmiyoruz. Bu çalıştayın önemine işaret etmek istiyorum. Özellikle Ordu özelinde çeşitli yayınlar var. Bunların bir kısmını da benim inceleme fırsatım oldu. Dolayısıyla bu Hacı Emiroğlu dönemiyle ilgili değerlendirmelerde fevkalade önemsiyorum. Yine daha önce Milliyetçi Bakanlığı yapmış kıymetli büyüğümüz Vekil Emiroğlu buraya sık sık geliyor. Ve bu bölgede Emiroğlu Beyliği'nin de kendi ailesinden geldiğine inanıyor ve o çalışmayı yürütüyor. Tamiş mevkilerin yıkılmasından sonra Anadolu Moğollar tarafından tahrip edildi. Anadolu Selçuklu Devleti de yıkılınca bu bölgeye gelen Türkmen boyları tamamen o bölgedeki beylerin etrafında toplanmaya başladılar. Danişmentliler yıkıldıktan sonra ortaya iki tane beylik çıktı. Bir tanesi Niksar'da bulunan Taceddin oğulları, ikincisi de Mesudiye'de olan Hacı Emiroğulları. Mesudiye'de Akbaba, Karababa, Eriçok, işte Duman Baba, buna benzer Kılıç Baba diye yüksek tepeler vardır. Bu tepelerin başındakilerin hepsi birer Türkmen büyüğü ve Türkmen beyidir. Bunların etrafında kümelenen Türkmenler Hacı Emiroğulları Beyliği'nin etrafında kenetlenerek Karadeniz sahillerinin Türkleşmesinde ve İslamlaşmasında büyük emeği geçen insanlardır. Tarih kitaplarımızı, ilkokul yıllarınızı, ortaokul yıllarınızı şöyle bir düşünün. Beylikler dönemi diye bir dönemden bahsedilir ama bizim beyliğimizin bu adı hiç duyulmaz. Hatta biz bile bugün yeni duyup tüylerimiz diken diken oluyor. Tarihini bilmeyen bir toplumun oturduğu toprağı vatan olarak koruması, muhafaza etmesi mümkün değil. Gerçekten muhteşem bir beylikten söz ediyoruz. 718 yıl önce kurulmuş bir beylikten, Hacı Emiroğulları Bayram Bey'den 1396'da Giresun'u fethediyor bu beyliğin kurucularından, yetkililerinden Süleyman Bey. Ve Trabzon Pontos'tan 69 yıl vergi alan bir beylikten söz ediyoruz. Maçka'ya kadar giden bir beylikten söz ediyoruz.
Oğuz'un torunuyum. Meşalem Bilge Kağan. Çağrı Bey'im, Tuğrul'um. Malazgirt'te Alparslan,